Sevdim. Evde kalmak istiyorum. Ev depolarımı fullemem lazım. Ben gerçekten bir ev bağımlısı mıyım? Bugünü gerçekten ideal bir gün gibi çekmeye çalışıyorum şu an. Hani ideal rutinlerimi sürdürebildiğim, verimli olduğumu düşündüğüm ve günün sonunda iyi hissettiğim günlerde neler yapıyorum gibi bir video. Wohin Berlin bist du? In Lichtenberg. Ah, nicht Kreuzberg. Warum nicht Kreuzberg? Hoş geldin. Nasılsın? Ne misin? Hoş buldum. Arkadaşlar selam yeniden herkese. Artık öyle bir noktaya geldik ki yattığım yerden vlog çekiyorum. Ama bence okey. Bence okey. Bu hafta o kadar dolu bir hafta ki aslında dün falan vloga başlarım zannediyordum ama bugün gece oldu. Sonra bir böyle yarını düşündüm. Yarın da sabah 8.30'dan akşam 10.30'a kadar planlı bir gün. Yarın da çekemeyeceğimi fark ettim. Sonra dedim ki Öykü şu an çek. Şu an çek çünkü başka bir zaman yok. Şu andan başka bir zamanımız yok. Neyse felsefeye girmeyeceğim. Şimdi size vermem gereken güzel haberler var. Bir de bu hafta ne olup bittiğiyle alakalı biraz konuşmak istiyorum. Şimdi haberlerle başlarsak bu hafta başvurduğum yerlerden birinden bir geri dönüş geldi bana. Ve çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki ayın başında yeni bir yerde yine işe başlıyor olacağım. Düşüneceğim şeyler arasından bir tanesi, hatta çok önemli bir tanesi, böyle otomatik silinmiş olacak. Ve bu hafta aynı zamanda benim eski iş yerimdeki son haftam. Zamanlama öyle bir denk geldi ki hiç işsiz kalmadım. Çok enteresan. Neyse dün pazartesiydi, onun ilk görüşmesini yaptım işte. Bugün salı, bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü için yapılan böyle bir konferanslar serisi var. Oraya gittim. Hem Türkiye'den hem Almanya'dan böyle uzmanlar, akademisyenler, iki ülkeden de diplomatlar falan vardı böyle hani bayağı. Çok dolu bir ortamdı yani benim için. Özellikle hani beni biliyorsunuz, uluslararası ilişkiler çıkışlı olduğum için böyle şeylere aşırı hype'lanıyorum yani. Gidip böyle diplomatları darlıyorum. Önerir misiniz? Gireyim mi dışişlerine falan diye. Öyle bayağı dolu, bilgilendirici bir gündü. Ama çok uzun sürdü. Yani gerçekten akşam 7.30'a kadar falan uzun uzun paneller dinledik. Ve yarın yine yarım gün bunun devamı olacak. Yarınki konferanslara katıldıktan sonra okula gitmem gerekiyor. Okulda teze başlayanlarla bir toplantı yapılacak işte. Benim tezime kim yorum yapacak? Ben kimin tezine yorum yapacağım falan filan gibi böyle bir onlar seçilecek. O var. Ondan sonra da Barbie filmine gitmeyi planladık. Barbie'yi hala izlemeyen böyle dünyada 3 kişi falan kalmışız galiba. Geçtiğimiz hafta 2 tane Amerikalı kızla tanışmıştık. Onlarla öyle bir plan yaptık. Yani yarın düşündüğümüzde de böyle sabah 8.30'da evden çıkıp gece yarısından önce de eve dönemeyeceğim bir plan beni bekliyor. Ya bilmiyorum, bu düşüncemi paylaşıyor musunuz? Ya da ben gerçekten bir ev bağımlısı mıyım? Ama dışarıda ne kadar istediğim ve sevdiğim şeyleri yapıyor olursam olayım, tüm gün boyunca dışarıda olmayı hiç sevmiyorum. Mesela ya sabahtan bir şey olsun, öğleden sonrayı ya da akşam vakitlerini evde geçireyim. Ya da işte sabah öğleye kadar falan o vakti evde geçireyim, sonra akşam dışarı çıkayım. Yani günün bir kısmını yine de evde geçireyim istiyorum. Ev depolarımı fullemem lazım dışarı çıkmadan önce. Yarın da böyle geçecek. Ertesi gün Perşembe günü işte bu yeni görüştüğüm iş yeriyle mülakatım var. Ondan sonra yine akşama dışarı çıkma planım var. Cuma günü umuyorum ki hiçbir şeyim yoktur. Böyle yani hani haftanın başından sonuna bir sürü bir şeyler yapacağını birinci haftanın başında otomatik yoruluyorsun. Neyse biraz daha böyle brain dump yapardım ama yani ayakta uyuyorum. Zaten vlogun tüm içeriğini de burada vermiş oldum yani gerisini izlemeseniz de olur herhalde. Böyle ama biliyorsunuz ki bu sadece planda olan hayat planladıklarının dışında gelişenlerdir. Öyle değil de o söz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin daha pekiştirilmesi konusunda da maalesef. Kemalistische oder islamistische Provenienz verknüpften ihre unterschiedlichen Visionen der guten Gesellschaft. Yes, Barbie changed everything. Then she changed it all again. Selam yeniden. Şimdi evden çıkmadan önce küçük bir vlogu açmak istedim çünkü aslında hayatımda görece önemli bir gün. Şimdi çalıştığım şirkete gidip iş bilgisayarımı, kartımı falan geri teslim edeceğim. Bir eranın sonuna gelmiş olacağım. Yani özleyecek miyim? Evet ama bir yandan da zaten son birkaç aydır çok da ne yaptığımı bilmiyordum. Hani bize verecek task bulamıyorlardı falan, hani böyle biraz boş geçiyordu açıkçası. O yüzden hani biraz daha verimli olabileceğim, biraz daha gerçekten ne yaptığımı bildiğim bir iş yerinde olmak da iyi olabilir. Yani şu ana kadar olan her şeyi çok mutluydum. Çok güzeldi. Kararında kaldı yani. Güzel hatırlayacağım bir ilk iş deneyimiydi aslında. Öyle. Şimdi uzun süredir ilk defa
Şirkete gideceğim. İşim düşmediğim sürece de bir daha gitmem. O yüzden bir nevi çalıştığım yere veda etmeye gidiyorum şu anda. Duygular, duygular gerçekten karışık. Bu arada şimdi bu şirketle olan işim bitiyor ama bu sabah daha büyük ihtimalle yeni başlayacağım olan yerle bir mülakata girdim ve o da bayağı güzel geçti. Bir yandan da şu an böyle çok üzülmüyor olmamın, veda etmenin o kadar zor gelmemesinin nedeni hani yeni bir yere başlama olasılığımın çok yüksek olması. Zamanlaması çok iyi oldu yani, yoksa şu an işsizlik psikolojisine girebilirdim. Ama olmadı. Öyle neyse, çok fazla uzatmaya vaktim yok. Şu an evden çıkmam lazım. O yüzden orada görüşürüz. Arkadaşlar günaydın. Bugün 21 Ekim Cumartesi. Sonunda hafta sonuna ulaştık. Gerçekten çok yoğun ve yorucu bir haftaydı. Sadece böyle işten işe koşturduğum bir şey değildi. Çok fazla sosyallik de içeriyordu. Ne bileyim, eski işime son verdiğim, yeni bir iş için mülakatlara girdiğim, böyle birçok şeyin aynı anda olup bittiği bir haftaydı. Çoğunlukla hep dışarıdaydım. Evde kalma vaktim olmadı. Evsedim, öyle diyeyim. Evde kalmak istiyorum. Biraz yeniden kendimi böyle sosyal reset atmak istiyorum. Böyle bugün dediğim gibi cumartesi günü ve rutinlerimi uygulayabileceğim bir gün. Rutin işler yapmak beni gerçekten çok rahatlatıyor. Yani çok her şey yolundaymış hissi veriyor. Bugün erken uyandım, saat 10'a geliyor. Bir küçük doğa yürüyüşüne çıkacağım. Ondan sonra döneceğim. Yoga yapacağım. Ondan sonra Almanca dersine gireceğim. Ondan sonra tezle ilgili yine çalışmaya devam edeceğim. Böyle rahat, kendi tempomda, hiçbir yere yetişme kaygısı olmadan bir gün geçireceğim. Öyle dışarıda geçen verimli bir haftanın üzerine şimdi evde geçen verimli bir gün geçireceğiz. Benim tanımımla verimli. Çünkü benim tanımımla verimli olmak gerçekten evde olmaktan geçiyor. Dışarı çıktığım anda böyle her şey çok kaos. Her yere gidebilirim. Böyle sürükleniveriyorum hayatın akışıyla. Evde olunca biraz daha ne yaptığımı biliyorum açıkçası. Öyle, o zaman hemen kendimizi dışarı atalım. Bir yürüyüşümüzü yapıp gelelim. Şu an yürüyüşten döndüm. Saat 11 oldu. Hemen vücudum soğumadan yogayla devam etmek istediğim için hızlı bir üstümü değiştireceğim. Sonra da yogayla devam edeceğim. Evet, şimdi yogamızı da yaptık. Böyle güne self-care aktiviteleriyle başlamak çok mantıklı geliyor bana. Çünkü tam tersine mesela hemen bilgisayarımın başına geçip iş yapmaya başladığımda ya da ders çalışmaya başladığımda sonrasında bir hava almak için yürüyüşe çıkmak ya da o günkü yogamı yapmak çok zor gelmeye başlıyor. Hani günün saatleri ilerledikçe böyle kendine zaman ayırmak çok daha zor hissettiriyor. O yüzden sabah uyanır uyanmaz ilk önce bunlara öncelik veriyorum. Eğer yapabilirsem. Yani ideal bir günde, ki bugünü gerçekten ideal bir gün gibi çekmeye çalışıyorum şu an. Hani ideal rutinlerimi sürdürebildiğim, verimli olduğum düşündüğüm ve günün sonunda iyi hissettiğim günlerde neler yapıyorum gibi bir video. Ah, kamerayı çok sallıyorum. Niye söylemiyorsunuz? Söylemişsinizdir belki. Öyle, şu anda vücudum ve zihnim güne başlamaya kesinlikle çok daha hazır. O yüzden bir kahve yapıp şimdi bilgisayarın başına oturabiliriz. Kalmasa bile ellerim uzanır, olduğum yere gözlerim gelse ben bulurum yine kalbim durmuşsa inan. Evet, masamızın başına geçtik şu anda. Saat 12. Gerçekten saat başı güncelliyorum gibi bir şey oluyor. Ama planlar iyi gidiyor yani şu zamana kadar. Bayağı verimli bir sabah geçirdik diyebiliriz. Neyse, yine tam bir saat sonra saat 1'de Almanca dersim var ve onun materyallerine daha hiç bakmadım. Bilmediğim kelimeler var mı? Derste neler konuşulacak falan filan. Bu bir saati hani biraz hem onlara göz atarak hem de önceki derslerde yaptığım şeyleri tekrar ederek, onların quizlerini çözerek falan geçirmek istiyorum. Sonrasında zaten derse gireceğim. Öyle yani, şu an Almanca çalışmaya başlıyoruz. Bazı günler Almanca konusunda gerçekten o kadar motive oluyorum ki yani
takdirlik. Hiç gergin olsam. Bu arada bilmeyenler için ben şu an Almancayı Lingoda üzerinden öğreniyorum. Lingoda bir online dil okulu. İstediğiniz esneklikte, farklı hocalardan çok farklı konularda dersler bulabileceğiniz bir platform. Dersin öncesinde ders materyallerine erişebiliyorsunuz. Online dersler bir saat sürüyor. Dersin sonrasında da dersinize giren öğretmenden birebir feedback alıyorsunuz ve sonrasında içeriği çalışabileceğiniz flashcardlar ve quizler oluyor. Ders başlamadan, ders sırasında ve ders sonrasında öğrenme sürüyor. Ve platformu iyi kullanırsanız gerçekten çok verimli ve kalıcı bir dil öğrenme prosesine girmiş oluyorsunuz. Hatta şu an sprint challenge yapıyorum. Yani 30 gün içerisinde 15 derse girmeye çalışıyorum. Bu da gün aşırı derse giriyorum demek oluyor. Bunun bir de super sprint versiyonu var. Onda da 30 gün içinde 30 derse giriyorsunuz. Yani her gün derse giriyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde dilde gelişim göstermeniz için bence harika bir program. Ve hedeflediğiniz ders sayısına ulaştığınızda, tüm derslerinize girdiğinizde sprint ya da super sprint challenge yapıyorsanız ödediğiniz paranın yarısını ya da ödediğiniz paranın tamamına denk gelecek kadar ders kredisini sizin hesabınıza geri yüklüyorlar. Bence çok motive edici bir sistem. Beni izleyenlerin birçoğunun öğrenci olduğunu biliyorum. Özellikle kur farkından dolayı bizim için dil kurslarının ne kadar pahalılaştığının farkındayım maalesef. Şu anda bir Black Friday kampanyası düzenliyorlar. Sprint Challenge'a ya da Super Sprint Challenge'a katılmak istiyorsanız web sitelerinde bu programlara %30 indirimle katılabiliyorsunuz. Bu %30 indirime ek olarak eğer OYKU20 kodunu girerseniz ekstradan bir 600 lira ya da 20 euroluk bir indiriminiz daha oluyor. Kendim de kullandığım ve yararını gördüğüm bir platform. Sizin de kullanıp deneyimlemenizi gerçekten isterim. O yüzden bu fırsat umarım işinize yarar. Öyle. Gut. Also, lese mal Nummer 1 bitte. Öykü. Mir ist eingefallen, dass ich einen Text darüber gelesen habe. Wo in Berlin bist du? In Lichtenberg. Ah, nicht Kreuzberg. Warum nicht Kreuzberg? Es ist so schwer, da eine Wohnung zu finden. Deswegen. Hoşgeldin, das ist in dem Sinne. Hoşgeldin. Und woher aus der Türkei kommst du? Aus Izmir. Kennen Sie? Oh ja. Ich kenne Izmir nicht. Ich war noch nie in Izmir. Aber mein Großvater war einer von den Griechen, die damals aus Izmir weggegangen sind, geflohen sind, ja. Er kam aus Ephesus. Ich glaube, es ist Ephes jetzt in Türkisch, ja. Genau. Die Seite von meinem Vater kam von dem Schwarzen Meer. Bafra und Trabzon und all das. So. Kleine Welt. Okay, wie lange sprichst du schon Deutsch? Seit einem Jahr ungefähr. Ach was. Und du hast vorher kein Deutsch gesprochen? Ich habe ein bisschen im Gymnasium gelernt, aber nicht so viel. Okay, çok güzel konuşuyorsun. Teşekkür ederim. Okay, das hier aus Mangel an Informationen. Was ist Mangel an Informationen? Mangel heißt, wenn etwas nicht ausreichend da ist. Wenn etwas fehlt, ja. Okay, dein Name, bedeutet dein Name etwas? Genau, es bedeutet Geschichte auf Deutsch. Geschichte? Genau. Hey, Geschichte, wow. Das ist nicht oft, dass jemand Geschichte hat. Ja, genau. Sehr gut. Wow. Okay. Eins und zwei, Kühl, formulier mal Antworten zu dieser Situation. Mhm. Also, alles gut. Schreiben wir ja. Im Chat, oder? Ja, im Chat, genau. Okay. Kühl, hepsi de tamam? Hepsi tamam. Okay, super, sehr gut. Patricia, alles klar? Alles klar. Klaro, ya? Arkadaşlar selam, yeniden saat 2 oldu. Gün gittikçe iyiye gidiyor. Gerçekten böyle bir şeyler yaptıkça kendimi iyi hissediyorum. Şu anda da çok tatlı bir dersten çıktım. İnanılmaz modumu yükseltti. Bu sefer denk gelen hoca Yunan'dı. Şans eseri böyle sınıfta sadece 2 kişi olduğumuz için çok daha fazla hani muhabbet etme fırsatı da bulduk. Çok keyifli geçti ders yani. Zaten büyük ihtimalle öncesine koymuşumdur bunun görüntülerini. Şimdi bu hocayı bir yere kaydedeceğim. Kesinlikle ileride yine bu hocanın derslerinden daha fazla almak istiyorum. Yunanları gerçekten çok seviyorum. Yani bu kadar mı sempatik, bu kadar mı tatlı, arkadaş canlısı, bize yakın olabilirler. Yani şu ana kadar tanıştığım Yunanlar arasından böyle birkaç parça Türkçe bir şeyler söylemeyi bilmeyen, işte bize komşu, arkadaş gözüyle bakmayan kimseyle tanışmadım. Bilmiyorum, gerçekten aramızdaki bu çekişme, sürtüşme keşke şakayla kalsa ama gerçekten bazı insanların hala ırkçı bir kafayla yaşamaya devam ettiklerini 2023'te görmek beni üzüyor. Evet, şimdi Almanca dersimizde yaptığımıza göre sıra kahvaltıda. Saat 2, gerçekten bazılarınıza kahvaltı için geç geliyor olabilir, farkındayım ama
ama ben açıkçası yemek yemeden önce daha verimli oluyorum. O yüzden kahvaltım hep böyle öğleden sonraya kalıyor. Yani bu önerim değildir. Uyandıktan sonra acıkmam da biraz zaman aldığı için böyle yapıyorum. Yoksa bazı arkadaşlarım mesela hani uyanır uyanmaz kahvaltısını yapar ve kahvaltıdan önce işlevsiz olur. Ben de biraz kahvaltıdan sonra işlevsiz oluyorum açıkçası. Biraz kan şekeri yükseliyor, biraz böyle ah yatsam uyusam mı falan moduna giriyorum. O yüzden kahvaltıdan önce yaptığım her şey bana böyle ekstra verimli hissettiriyor. O yüzden o şekilde sürdürüyorum ama bu kısmı önerim değildir yani hani. Öğlen 2'de 2.30'da kahvaltı yapmayın. Neyse ama ben yapıyorum. Şimdi de yapacağım. O zaman hadi mutfağa. Güneş açtı. Berlin diye bir dizi izliyorum Netflix'ten. Yani gerçekten amacınız Almanca öğrenmekse güzel çünkü böyle çok basit seviyede hani günlük konuşmalar. Ama onun dışında böyle konu, içerik, kalite olarak gerçekten yani gerçekten aslında hiç sevmeyerek devam ediyorum ama işte dediğim gibi izleme nedenim farklı olduğu için devam ediyorum. Yoksa bizdeki ana karakterleri bile sevmiyorum açıkçası. Çok agresifler. Kuzen kuzene ilişkiler falan yaşanıyor yani. Bunlar Orta Doğu'da olduğunda Almanların aşırı eleştirdiği bir konu olduğu için böyle kendi dizilerinde kuzen ensesti görmek beni biraz triggerlıyor açıkçası. Neyse öyle küçük bir memnuniyetsizlik de belirtmek istedim. Çok cıvıl cıvıl, çok pozitif her şey gibi gidiyorduk. Hemen bir negatiflik katalım araya. Öyle daha fazla kahvaltımı soğutmayacağım. Bu çirkin dizi eşliğinde kahvaltıma dönüyorum. Evet, şu an tam olarak bahsettiğim şey oldu. Kahvaltıdan sonra böyle bir mayışıklık geliyor. Bir yorganın altına girip 2 dakika telefona bakayım diyorum. Sonra uyku bastırıyor. Şu an iki seçeneğim var. Ya birazcık kısacık kestirebilirim. Sonra kalkıp devam edebilirim. Ya da kendime bir Türk kahvesi yapıp yeniden bilgisayar başına geçebilirim. Ya da ikisini birden yapabilirim. Zamanlayıcı kurup uyusam biraz sonra kalkıp hemen kendime kahve yapsam. Kalkar mıyım 10 dakikada? Kalkmayabilirim. Evet, saati bir şekilde 4 etmeyi başardım. Uyumadım. 5 dakika uyudum, o sayılmaz. Telefonda boş yaptım. Şu anda biraz tez için okuma yapacağım. Bir de şu an güneş çıktığı için gerçekten bana yaşam enerjisi yüklendi. O yüzden gidiyor.